korkulan gerçeklerdir. Bu sadece medyaya yapılan bir gözdağı değil. O yüzden parasını peşin ödemiş, abone olmuş, yurttaşlara da yapılmış bir ağır saldırıdır. Muhalif sesi kesmekten başka bir amacının olduğunu ben düşünmüyorum. Dijital yayın platformu TVBu, 1 Kasım seçimleri öncesi tepki çeken bir karara imza attı. Türk Telekom bünyesinde faaliyet gösteren TVBu, aralarında Bugün Televizyonu, Samanyolu Haber ve Mehtap Televizyonu'nun da olduğu kanalları platformdan çıkardı. Medyayı susturmak, bir takım platformda yer almasını engellemek, bunlar demokrasiden umudunu kesmiş, milletle bağını kesmiş, gerçeklerle bağını kesmiş bir zihniyetin korkutma ve sindirmeyle güçlerini devam ettirme arzusundan öteye bir anlam taşımıyor. Türkiye bu konuda AKP iktidarında sınıfta kalmıştır. Hükümetin kendine yakın medya kuruluşlarını öne çıkartan, muhalif tüm kesimin sesini kısan bir anlayışını kimse Batı dünyası, demokrasiler ve uygarlık anlayamıyor. TV bunun özgür medyayı susturma girişimine tepkiler çığ gibi geldi. Muhalefet partileri, gazeteciler, sendikacılar ve hukukçular TV buya sert tepki gösterdi. Gittikçe Türkiye çağdaşlıktan uzaklaşıyor, demokrasiden uzaklaşıyor. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi demokratik bir ülkede, aklı başında bir ülkede? Bunun için insanın aklını peynir ekmekle yemesi gerekiyor. Burada çok ciddi bir adil olmayan rekabet, haksız rekabet var. Bu haksız rekabetin arkasında kim var? Kamu gücü var. Buradan çıkarttığınız A, B, C kanalları değildir cezalandırılan. Cezalandırılan 76 milyonun tamamıdır. Daha önceden yapılan sözleşmelere rağmen Bugün TV, Samanyolu TV, Kanal Türk ve diğer kanalların yayınlarına son verilmiş olması TV bu tarafından hukuk devletine aykırı. Bu uygulamanın seçimlere bir ay kala yapılıyor olması da akıllara iktidarın muhalif sesleri, eleştirel sesleri, farklı düşünceleri susturma arayışını, sansür arayışını akıllara getiriyor. Pek çok siyasetçi hükümetin TV bu sopasıyla ifade ve haber alma özgürlüğüne darbe vurduğunu düşünüyor. Onlara göre tek taraflı, gerekçe bildirmeden alınan karar hukuk dışı. Bu şekilde iktidarını devam ettirebileceğini sanıyorsa aldanıyor. Bir kere böyle bir şey söz konusu değil. Kasım'da gidecek zaten. Halkın haber alma, bilgi edinme, hak ve özgürlüğünün engellenmesi bağlamında devletin insanların hangi kanalı izlediğine, izlemediğine karışmaması gerekir. Buna hepimiz hep birlikte karşı çıkmalı, düşünce ve ifade özgürlüğünün yanında durduğumuzu göstermeliyiz. Bir abonenin de hakkı vardır. Hukuki sonucu vardır, siyasi sonucu vardır ve ahlaki sonucu vardır. Anlaşılıyor ki bu hükümetin artık paçası tutuşmuştur AKP iktidarının. Son kozlarını oynuyor. Bizim de sesimiz kısılıyor diyen muhalefet partileri, platform abonesi olan vatandaşları medyanın sesini kısma operasyonuna tepki koymaya davet etti. TV bunun aboneleri mağdur eden kararının cezasız kalmayacağı hatırlatıldı. Keyfi olarak özellikle de böyle bir seçim döneminde ben kanalımdan çıkarıyorum ya da buradaki yayın hakkınıza son veriyorum deme hakkı yoktur. Bu tür şirketler biliyorsunuz yurttaşlarla sözleşmeler imzalamaktalar. Yurttaşlara haber verilmeden, onların onayı olmadan bir ortada mahkeme kararı bulunmaksızın, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun bir kararı bulunmaksızın böyle bir gecede bu yayınların çıkarılmış olması tüketici haklarına da aykırıdır. Belki bu TV bu kullanıcılar arasında bu konuda rahatsız olup itirazda bulunacaklar olabilir.